Halil Reçber piyasalarından herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Gün ortasında selamlar. Şimdi doların yükselişi bayağı hızlanmaya başladı. %2'yi neredeyse burada buldun. Şu soruları sormayı ben sevmiyorum. Çok da anlamlı bulmuyorum açıkçası. Dolar neden yükseldi? Dolar neden yükseliyor? Veya dolar neden düştü? Veya dolar neden düşüyor? Sonuçta olan bir şeyin arkasından konuşmanın çok anlamı olduğunu düşünmüyorum. Bu nedenle dolar, ya çünkü bu klişe bir söylemdir. Bu borsalar içinde, borsa neden düştü, neden düşüyor falan gibi. Tabii insanlar arkasında acaba bu haberin daha devamı gelir mi mantığı olabilir ama fiyat takip eden birinin böyle bir konu üzerinde düşünmesi çok da anlamlı değil. Dolar en azından şu anki hareketine baktığımızda nereye kadar yükselebilir? Belki bunu konuşmak daha mantıklı olabilir. Veya bu yükseliş gerçek bir yükseliş mi? Bunu irdelemek gerekir. Bir trend hareketi mi? Bunu irdelemek gerekir. Onun için bunun üzerinden konuşmaya çalışacağım. Hemen geçiyorum şimdi. Dünyadaki dolar endeksine bakmak istiyorum önce arkadaşlar. Bakın, dünyadaki doların hareketi artık doların zayıflayabileceği yönünde işaretler vermeye başladı. Dolar endeksi üzerinden gidecek olursak, bakın burada dolar endeksi çok bariz bir şöyle uzun vadeli bir tablodan yola çıkacak olursak, çok büyük ihtimalle dolar endeksi 2013'ün ortalarında Fed'in faiz artırımlarını bitirip parasal genişlemeyi bitirebileceğine yönelik bir süreçten sonra 75'lerden 100 kaça kadar yükselmişti? 104'lere kadar yükselen bir süreç yaşamıştık. Ve sonrasında doların artık bu zirveyi gördükten sonra bir düzeltme sürecine girebileceği söz konusuydu ki beklentiler bir şekilde gerçekleşmişti. Biz de o dönemde doların zayıflaması yönde beklentilerimiz var. Dünyada gerilerken bu süreç böyle gerçekleşir. Şimdi tepelere diplere, tepe dip analizi her zaman çok önemlidir arkadaşlar. Bakın, tepeler birbirinin, en azından şurada tepeler zirve yaparken bizim göstergelerimize baktığımızda çok da uyumlu olmadığını görüyoruz. Yani çok uzatmayayım, daha doğrusu çok uzatmadan. Bakın, burada biraz önce çizmiş olduğum tabloda, gerçi onu anlatarak da bu süreci belirlemek lazım ama bir daha alıyorum. Çok da uzuyor çünkü. Neden böyle yapıyor anlamış değilim. Evet. Bir omuz baş omuz formasyonundan bahsediyoruz arkadaşlar. Yani bu hareketin devamı dolar endeksini orta uzun vadede aşağı çekecek bir hareket olacağını düşünüyorum. Yüzlerin üzeri çok zor diye düşünüyorum. Hatta 98'lerin üzerinin zor olduğunu. Önümüzdeki süreçte büyük ihtimalle dolar endeksinde bir geri çekilme göreceğiz. Şu an gördüğüm kadarıyla 96'larda, ben 93'lere kadar, piyasada 100'lerin üzeri konuşuluyor ama yani 93'lere kadar, hatta daha sonrasında bu yıl dolar endeksinde ciddi bir düşüş olabileceğini, 90'ların altına gelebileceğini, 89'lara doğru bir geri çekilmenin başlayacağını, önümüzdeki 2-3 yıllık süreç sonunda da çok büyük ihtimalle 2-3 yıl, tabii ki çok uzun bir vade, kim öyle kim kala da diyebilirsiniz haklı olarak, ama uzun vade projeksiyonu bu tablodan yola çıkarak söyleyecek olursak, tekrar dolar endeksinin gördüğünüz gibi arkadaşlar eski seviyelerine doğru, 70'lere 75'lere doğru gelebileceğini tahmin ediyorum. Bu aynı zamanda Amerikan faizlerinde de tabii bir geri çekilmenin işareti olacaktır. Tabii resesyon konuşuluyor ya, yani eğer olacaksa da böyle bir ihtimalden dolayı gerçekleşecektir. Ve Euro dolar paritesi bağlamında da baktığımızda, Euro dolar paritesinin de nasıl dolar endeksinde bir zirve süreci gördüysek, bir ters omuz, pardon, omuz baş omuzdan bahsettiysek, burada da ters omuz baş omuzdan bahsedebiliriz. Bu da bize Euro dolar paritesinin orta vadede, tabii kısa vadede artık dip yapıp orta vadede Euro dolar paritesini şu noktadan aldığımızda, şöyle bir çekelim. Çok ağırlaşıyor bilgisayarda herhalde bu konuda. Sonunda 45-50 bölgesine doğru önümüzdeki belki 1,5-2 yıllık süreçte gidebilir. Yani artık dolar endeksinde de bir düşüşün zirvenin bulunduğunu, geri çekilmenin başlayacağını, faizlerde geri çekilmenin devam edebileceğini, Euro dolar paritesinde dip yapıp önümüzdeki orta uzun vadede yükselişe geçebileceğini söyleyebiliriz. Hatta yine bir trend çizme konusu üzerinden gidecek olursak, özellikle hemen dolara geliyorum arkadaşlar. Bakın, trendler kırıldı, eski dirençler kırıldı, artık destek. Dolar endeksinde de, yani bunları özellikle belirtmemin sebebi, teknik manada şöyle hemen
diplerden yola çıkacak olursak, bakın burada da böyle bir görüntü söz konusu. Sonuçta trendler, akıllı para ne isterse onu yapar. Akıllı para dolar endeksinin düşebileceğini, euro doların yükselebileceğini, peki son durumda dolar TL'de ne olabileceğini yorumlayacak olursak, bakın birkaç gündür bahsetmeye çalışıyorum ben, tepki olursa nereye kadar olabilirin ötesinde TL'nin değerlenme süreci devam edecektir. Yıl boyunca devam edeceğini ben şahsen düşünüyorum. Ama aylık tablodan yola çıkacak olursak, şimdi bundan önce hemen şöyle bir aylık tabloyu da yorumlayacağız. Gerçi günlükleri yıllıklarda bir noktadan bahsetmiştik. Şimdi yaklaşık ne kadar süredir? 2 aydır bir dip. 2 aydır, evet, 2 aydır bir dip süreci var. Şöyle bakıyoruz. 30'lar, 5-30 bu çizgi. 5-30'un altı gerçek bir düşüşü göstermedi kısa vadede. Bir dip yapma isteğini gösterdi. 5-30'un bugün altından gelen bir hareket var. Buna bakıyoruz, bu ne anlama geliyor? Bakın şurada şu mavi hareketli ortalamayı görüyorsunuz hepiniz herhalde arkadaşlar. 60 günlük hareketli ortalama. Buraya dokunması çok bir şey ifade etmeyecektir. Önemli olan bu hareketli ortalamanın üzerinde kapanışlar olacak mı? Yani 5.40'lar. Hemen ben şöyle dönüyorum. 1 ocağa geçiyorum. 5.29.30. Hemen dönüyorum. Tablomuzda, Excel tablomuza dönelim. Ne anlam ifade ediyor? 5.29.30. Haftalıklarda 5.29.30. Aylıklarda 5.29.30. Yanlış yazmıyorum umarım. Evet. Yıllıklarda 5.29.30. Girdik. Yani bu gidişat eğer böyle devam eder mi? Devam ederse 5.46'ya kadar, 5.47'ye kadar mı devam edecek? Bunu sorguluyoruz ama bundan önce, şimdi 5.46 dediğimizde, yani nereden baksanız gene %3-4'lük yükseliş gerekir. Bunu geçiyoruz. Böyle bir ihtimal var mı? Potansiyel bir hareket başladı mı? Hemen sol tarafa, aylığa dönüyoruz. Şu an nerede? 5.37-5.38'e ulaştı. Evet, aylıklarda alıcılı tarafa geçmiş durumda. Bunun anlamı eğer buralarda devam edecek olursa 5.42, dolayısıyla 5.46-5.47 ihtimali olabilir. Ama biz bakın aylıklarda 5.42'nin üzerinde kapanışlar devam etmediği müddetçe bunun sadece bir tepki olacağından bahsedeceğiz. Geçiyoruz. Daha önemlisi 5.47 üzerindeki her kapanışta 5.55'i, ki normal bir aralık. Belki de yılın en fazla, en yüksek görebileceği aralık olarak bahsetmiş olduğumuz 5.54-5.57, bu bölge normal olur yıllıklarda. Bunun üzerine beklemediğimizi zaten belirtmiştik, yani 5.75'lerin üzerine beklemediğimizi belirtmiştik. İlk ayla ilk tabii günlerde, ilk haftalarda daha çok 5'i ve 5'in altını deneyeceğinden bahsediyoruz. Şu an için bu senaryonun tersi bir hareket görüyoruz ama bakın bu sadece son bir hareket de olabilir. Dönüyoruz. Hemen dönüyoruz. Haftalıklara bakıyoruz. 5.35-5.80, bunun anlamı. Demek ki eğer 5.30 bugün 5.35-5.80 üzerinde günlük kapanış yaptığı takdirde yarın 5.39-5.42'ler görülmüş olur. Hafta içinde de 5.45'leri test etmiş olur ki aylıklarda 5.42'lerin üzerindeki kapanış 5.55'leri gösterir. Zaten yıllıklarda da maksimum gidebileceği ilk aralık 5.55, sonrasında 5.75 gibi konuşabiliriz. Şu an için hemen dönüyorum. Şimdi rakamlar üzerinden gidiyoruz. 5.35'in üzerinde, evet, bugün kapanış devam edecek olursa dediğimiz gibi hafta içinde buralara kadar gelebilir. Ama günlüklere baktığımızda bugün 5.35 üzerinde neresi var? Neresi görüldü? Hiç satıcı tarafa geçmeden bugün 5.35'in üzerinde 5.37'ler görüldü. Hatta şöyle bir bakalım kaçı görmüş? 5.39 görülmüş arkadaşlar. 5.39-20. 5.28-50. 5.28-26, 5.28-26 iç satıcı tarafa geçmemiş. 5.39-50, yani şu bölgeye ulaşmış. Şu an nerede? 5.37 bakıyoruz. 10-20'lerde. Yani günlüklerde şimdi şu aralıkta seyrediyor. 5.35-30 bu seviye altına gerilemesi cılız bir hareket olmuş olacak. Sonra tekrar geri çek. Yani cılız hareket derken tabii ki haftalık aylıklar anlamında baktığımız, ama günlüklere baktığımızda %2 gayet iyi bir getiri. Sonuç itibariyle arkadaşlar 5.35-5.80 üzerindeki hareketlikte dediğimiz seviyelere ulaşabilir. Peki bu noktadan bir analiz yapacak olursak,
son 2 ayda 5.45 pardon 5.54 ki bizim hedefimiz direnç bölgemizde burası. İkincisi 5.45 bakın değerli arkadaşlar bir de açabilse 5.45 burada da kaç var? 5.41 bakın hep tepeler eğer şöyle teknik manada bir tepe dip analizi yapacak olursak bilgisayarımda sorun var. Bunu halletmem lazım. İnternet ağır dedim ama yok. Bilgisayarda sorun var herhalde. Yani şu seviye arkadaşlar bakın şu seviye 5.42 bakalım haftalıklarda 5.41.80 yani buraya gelmişken şurayı da büyük ihtimalle deneyebilir ama 5.42'ler iyi bir direnç. Potansiyel hedef ve iyi direnç. Önümüzdeki saatlerde 5.35-30 üzerinde kaldığı müddetçe burayı görebiliriz. Peki burası geçilir mi? Asıl soru bu. Şimdi haftalıklardan aylıklardan yola çıkarak baktığımızda 2 aydır devam eden bir düşüş sonrası negatif yarı yol formasyonu mu? Yani düşüş trendi içinde ara dinlenmeler olur. Bu düşüş bitti tamam mantığıyla hareket edilir. İnsanlar psikolojik olarak böyle etkilenebilir. Ve arkasından daha güçlü düşüşler gelir. Bizim beklentimiz, senaryomuz bu. Ara ara tepkiler olabilir. Şimdi bunun gerçekleşmesi anlamında en azından bakın 4 Aralık'ta görülen 5.45-75 üzerinde bir kapanış veya bu seviyenin üzerini gören 5.50 mesela 5.48 gördüğünü düşünelim. O zaman şunu konuşabiliriz. Ha, tamam bu seviyeler daha önceki tepeleri geçti. Hatta şöyle bir temizleyeceğim ama daha sonra temizleyeyim. Çok önemli dirençler. Bu tepeler geçildi. Demek ki o zaman şu tepe yani yeşil 100 günlük hareketli ortalama 5.75'e doğru ihtimali konuşuyor oluruz. Ne zaman? Dediğimiz gibi 5.47 üzerinde kapanışlar oluşması halinde 5.75'leri yıllıklarda normal aralık olarak bahsetmiş olduğumuz şu seviye ve şu seviyeyi konuşuyor oluruz. Şu an için böyle bir ihtimal var mı? Ben şu an için çok güçlü bir direnç olduğunu dolayısıyla dokunup hızlı bir geri çekilme olması halinde böyle bir ihtimalden geri çekilmeden bahsediyor olacağız. Şu an için önemli direnç bölgelerine yakın. Daha önceki 5.45 daha önceki 5.55 seviyelerinin üzerinde bir hareket olacağını zannetmiyorum. Haftalıklara dönüp baktığımda haftalıklarda da çok önemli bölgelerde önemli bir hareket söz konusu olsa da maliyetlerin altında olduğu için şuraya dokunup dokunması kötü bir takım şeyler olması lazım ki geri çekilme daha doğrusu kötü bir takım gelişmeler olması lazım ki dokunup geri çekilsin. Ya gördüğüm kadarıyla şu son 2 ayda oluşan hareket bana çok da böyle bu düşüş sonrası güçlü trend hareketi olmadığını dolayısıyla düşün tekrar devam edebileceğini hatta yükselişin son satış fırsatları olabileceğini düşünüyorum. Seviyelere dikkat etmekte fayda var. Ben açıkçası bu hareketi bir trend hareketi olarak yorumlamıyorum. Öyle beklentiler gibi 7'ler 8'ler ve üzeri zaten 7-8 şu an çok da afaki mantıksız gibi geliyor. Ama dediğim gibi 5.45'ler 5.45, 5.55 önemli direnç bölgeleri geçileceğini zannetmiyorum arkadaşlar. Böyle bir durum olsa da senaryomuzun dışında bir sapma olarak maksimum dediğimiz gibi 5.75 sapma olarak addedeceğiz ve geri çekilmeyle hareketin devamı gelecektir diye düşünüyoruz. Şu anki duruma baktığımızda evet hemen hemen aynı bölgelerde aynı hareketler. 1, 2, 3. hareket olduğunu söyleyebiliriz ve geri çekilme o meşhur 60 günlük hareketli ortalama mavi görüyorsunuz bu mavi hareketli ortalama daha önceden geçildiğinde üzerine çıktığında rally başlamıştı altına geldiğinde düşüş başlamıştı şu an için bu bölgede dengelenecek diye düşünüyorum öyle her zaman tekrar ediyorum dolarda 6'lar 7'ler 8'ler 10'lar bunlar hayal diyorum arkadaşlar herkese bol kazançlar görüşmek üzere.